Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü kıymetli dostlar. Öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder, sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim, e, YouTube kanalımızda her hafta birbirinden kıymetli hocamızı, kardeşimizi, dostumuzu sizlerle buluşturmaya bir sadaka-i kalsın geride diye gayret ediyoruz. Yani ya öğrenen ol, ya öğreten diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, biz de hem öğrenelim hem de öğretelim diye gayret ediyoruz. Efendim e, sizler kadar belki sizlerden daha çok bu kardeşleriniz istifade ediyor. Çünkü her gelen misafirimiz de hem program anında hem program önünde ve sonunda muhabbet etme imkanı bularak kendi adıma ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizin de zamanınızı sayı etmemek için gayret ediyoruz. Kıymetli dostlar bugün e, yıllar önce namaz çalışmalarında tanıdığımız, sevdiğimiz bir büyüğümüz abimiz, onlar bizden önce yola çıkmışlar. Çok güzel o zor günlerde yaşayarak, yaşatarak hizmet etmeye gayret etmişler. Kendisi bir hocamızın diliyle din adamı değil ama dininin adamı. Öyle demiştir rahmetli Dursun Aler Taşçı hocamız. Efendim... E, Profesör Doktor Nihat Bengüs Hocam genel cerrah yanlışım varsa hocam düzeltir. Tıp doktoru ama okuyan, düşünen, yazan ve bunlarla da kalmayıp öğrendiklerini, bildiklerini anlatan e, kıymetli bir abimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kusur olduysa peşinden kabul ediyorum. Sağ olup, Ne demek? Afiyettesiniz. Çok şükür. Bak. Kırmayıp geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Vazifemiz Allah razı olsun. İyi ettiniz. Eyvallah. Daha önce bir televizyon programında sizinle e, namazı bir hekim gözüyle hocam inceleyelim. Biz ilahiyatçılar kitabı boyutunu anlatıyoruz ama bir de hekim gözüyle namazı inceleyelim diye sizden istirhamda bulunmuştuk. Allah razı olsun siz de o gün çok güzel çalışmıştınız. Bir buçuk saat yetmemişti. Namazın göze, dize, bele, beyne faydalarını bir anlattınız. Ya hocam bunları bir de kitap haline getirseniz de istifade etsek söz uçar yazı kalır demiştik. Ve yıllar sonra kitap burada şimdi. Hocam <laughs> kitabı elimize tutuşturdu. Ee, tabip gözüyle ibadetler diye kardeşler yaklaştırırsa abdest, namaz, oruç, haç, din meşakkat değil şifadır diye altına da bir not düşülmüş. Allah efendim böyle hikmetsiz bir şey emreder mi kuluna? Ne emrettiyse yerli yerincedir. Emirleri lehimize yasakladıkları da bizim için zararlı olan şeyler Hocam da bir tabip gözüyle e, belki YouTube'da vaktimiz o kadar uzun değil ama abdesti ve namazı bir de hekim gözüyle hocamdan dinleyelim istiyorum. Hocam ne dersiniz? Hay hay, abdestten başlayalım. Rabbimiz bize Günde beş defa namazla bunu emretmiş. Namaz kılmadan önce abdest alıyoruz. Sevgili Peygamberimiz de hani her namazda kendi uygulaması mümkün olduğunca abdest alıyor. Abdest olsa bile nur üzerine nur diye böyle teşvik etmiş. Pandemi sürecinde bir miktar bunu anladık. O sıkıntılı süreçte söz sizin efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitap dediğiniz gibi e, yıllar evvelinde e, bazı konuşmalar sorular, yaptığımız işler, ameliyatlar e, sevbiyle, e, fikir dünyamıza girdi. Bir sohbet, bir konferans sırasında bir hocaya bir soru sordular. Benim de orada hazır olduğum bir anda zamanda. Hocam Kur'an-ı Kerim'de boyuna mes diye bir şey yok. Ama biz mes ediyoruz. Neden? Nereden çıkmış bu deyince Allah Resulü mes etmiş. Bize mes ediyoruz. Ama dedi derunu bilgi bilemeyeceğim. Belki hekimler bilebilir. Onlara sorun. Deyince ben oradan harekete geçtim. Ve e, boynunda boyunda ne var ne ola ki neden sürüyoruz? Ve bütün abdestin rükünleri tek tek düşünmeye e, ve uygulama olarak yapma etmeye, izlemeye, gözlemeye başlayınca birçok şey çıktı karşımıza. Mesela ne çıktı? Boynumuzda herkes şah damar olduğunu bilir. Ee, ama şah damarları üzerinde e, çok ince gözle görülemeyen ancak mikroskopla görülebilen e, sinir ağları vardır. Bu sinir ağları şah damarımızın sağında solunda çatal yerinde bir yerde mercimek tanesi büyüklüğünde bir düğümden çıkar. Oradan başlar ve oradan e, o ağlara iki türlü e, emir gider. Bir doğrudan elektrik akımı gider. Bir de bu sinir düğümlerinde diğer düğümlerde sinir hücrelerinde olmayan bir şey daha vardır. Bir aynı bezdir ve adrenalin üretir. Noradrenalin üretir. Ve çok minik bir boruyla ile bu e, düğümcükler şah damarlarımıza bağlıdır. Ürettiği adrenalin, noradrenalin duruma göre, ihtiyacı göre boşaltır. Bir yanı elektriki olarak da aynı iş yapar. O ağlar şah damarlarımızın üzerinde kalbimizden ta beynimize kadar her bir noktasına sayısız e, reseptör oluşturur. O reseptörlerin içinde bekleyen e, sentezlenmiş, hazırda bekleyen adrenalin ve noradrenep depolarını kapağını açar. Emir gelince adrenalin, noradrenalin ne yapar? Mesela dokunduğumuzda boynumuza bu işlev hemen başlar ve adrenalin şah damarlarımızdan ta beynimizin en hücre noktalarına kadar, hücrelerine kadar damarları, kılcaları açar, nor alerjileri de kapatır. Bir açar, bir kapatır. Sonunda buna resiplikal, e, ardışık e, çalışaraktan beyne daha fazla daha fazla kan gitmesini temin eder. Kan demek oksijen, glukoz demek, antikor demek, besin demek. Maksat abdest alırken bir dokunuşla beynimize beynimizi kan akımı, o tarlaya su, sulama göndermek. Muteşim. Ve beyni açmak, ee, uyan, uyandırmak. Herkes tecrübe etmiştir. Boynuna sağlı sollu soğuk su ile dokunulduğunda bir boynumuzu kısarız. Bu kasılma kısılma aslında sistemin, katların, damarların, sinin tamamına e, yöneliktir. Ve kalbe kadar da bunun yönü vardır. Buradan hareketle ben düşünmeye başladım. Ve kıldığım namazı benim üzerimde, kendi etki, üzerimde etkilerini incelemeye başladım. Neler çıktı ortaya? E, mesela e, varislerin namaz kılanlarda daha az olduğu, diz ağrılarının, diz eklemlerin yıpranmasının, yırtılmasının namaz kılana daha az olduğu ortaya çıktı ve bunun mekanizmalarını anladım. Ve onları yazmaya çizmeye ve orada konuşmaya başladım. Tabii en çok da kendi üzerinde deneyerek, uygulayarak. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde namaz ve bütün ibadetlerle ilgili emredilen, yasaklanan, e, farz, vacip, sünnet, mubah, haram olan şeylerin neden Haram edildiği, neden emredildiği konusuna girmeye düşünmeye başladım. Ee, en başta namaz ve dinin direği namaz. Allah Resulü'ne soruyorlar, Ya Resulallah Mekkeliler, senden evvel müşrik idik, şimdi ne oldu, değişen ne? Namaz diyor, tek bir kelime. Ve namaz ilk sorulacak ahirette sual, namazı ne ettin? Ve e, namazın içinde meğer ne mucizeler varmış. Ben yine abdeste geri döneyim. Sonra namazı vakti kalırız anlatırız. O meslerden bir tanesi de başımıza mes. O Kur'an-ı Kerim'de Maide Surası, Suresi 6. Ayet-i Kerimesinde varit. Orada vaz edilmiş. Bu mesin başa mesin anlamını. Islak el ile mutlaka dokunulması şartı vardır. Kuru elle değil. Islak elle saçımıza, başımıza dokunduğumuzda biz avuçlar dolusu elektronu topraklamaya, ayaklara doğru gönderiyoruz. Na, ne oluyor? Nasıl oluyor? Bu elektronun neyin nesi? İnsan beyni vücudumuzda en fazla elektrik kullanan ve üreten bir organizmadır. Bütün organlarımızın tek birer damarı vardır. Kocaman karaciğerin bir damarı. Kocaman bacağımızın bir damarı. Vesaire vesaire. Ama beynimizin dört damarı vardır. Bazıları da altı damarı vardı. E, demek ki beynin işi çok. İşi çok olunca e, atık da fazla oluyor. Vücutta her bir şey metabolize olduktan sonra ortaya bir atık çıkar. Beynin de en fazla atığı elektrondur. Elektriktir yani. Ve bu e, kafamızda, saçımızda, derimizde, kebiklerde birikir. Mes edince ıslak gelene. Bunlar avuçlarımızı dolar, biz görmüyoruz ama topraklarız. Böylece başımızı sıkıntıdan elektron basınçlı kurtarız. Bu elektriğin adı statik elektriktir. Statik elektrik vücuda yüktür. Boşaltılması lazım. Ve Kahire Üniversitesi Elektromanyetik Alanlar e, hocalarından e, Ziyaettin Muhammed Ziyaettin şöyle diyor: e, Statik elektrik vücudu yoran, üzen aynı laktik asit gibi zararlı bir e, oluşumdur, birikimdir. Onu hep deşarj edilmesi lazımdır. Onu deşarjı şöyle olur. Önce abdesti tarif ediyor, bir de en sonunda secdeyi. Abdeste ve secdede ne oluyor? E, biliyorsunuz secdede alın ve burun yere değiyor. Özellikle burun sivri olan sivri elektriğin en kolay boşaldığı yer orasıdır. Çünkü elektrik akımı sivri yerlerden kolay girer çıkar. Yanıklar da insanlarda en çok öyle olur. Ne insan karnına elektrik değse ölmez. Az bir yanık olur ama parmağın ucuna değse, bunun ucuna değse külle elektrik akım vücudu dağlar gider yani. Yere burnu e, koyunca diyor e, elektrik, statik elektrik toprağa boşalır. Oradan hemen şunu hatırladık. Hadis-i şerifte buyruluyor ki Yine e, aynı kitapta, onlar böyle bir kitap yazdılar. Allah Resulü Namazları diye kitabın ismi, onu da söyleyeyim. Ee, Allah Resulü diyor ki, namazda e, varırken e, yüzünüzü yere iyice yaslayın derken eliyle burnunu işaret ediyor. Enteresan. Ve böylece Allah Resulü ile fizik profesörü aynı şeyi tarif ediyorlar. Aynı işlevi tarif ediyorlar. Ayrıca bir şey daha olmakta, Allah Resulü secdeleri çok uzatırdı. Bunu ben çok düşündüm. Ben kendim deniyorum kafam başı patlayacak gibi oluyor. Ee, tahammülü biraz zor. Hele namaza çok alışkan alışık olmayanlar için. Hele bir de gripal enfeksiyon, influenza var ise burun damarları yolları biraz da tıkalı olunca yere vardığında orada uzattığında secdeye yani kafan şişiyor. Fakat ısrar ederseniz ben onu denedim. Durmaya, sabretmeye devam ederseniz ve kalktığınızda ne kadar durduğunuzla doğru orantılı olarak doğru olduğunuzda yolların açıldığını, o tıkalı damarları yolların açılı verdiğini görüyorsunuz. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Ee, i̇nsan damarlarının tümünde ama özellikle beyin damarlarında bazı amino asitler e, duvarlarda dizil hazır, hizmeti hazır beklerler. Bunların birincisi adrenalindir. Demin bak adrenalin sözü geçti. Burada yine geçiyor. İkincisi adrenalin. Ondan sonra kallikrein, serotonin, bradikinin, histamin vesaire. Sekiz tane benim hatırladığım kadarıyla amino asit var. Beyin damarları ve diğer damarlar. Ama biraz beyin damarları zorlanınca ki bu ancak secdede mümkün oluyor. Ya da amuda kalkınca mümkün oluyor. Bunlar birden e, maksimum düzeyde salınıyorlar ve damarları bütün ucra, en ucra kadar açıyorlar. Böylece vazodilatasyon dediğimiz damar genişlemesi meydana geliyor ve beyne abdestteki mestelerde olduğu gibi daha fazla kan, oksijen, glikojen, besin antikor falan giriyor. Ee, bir başka şey daha oluyor. Beyin damarları zorlanınca antrene ediliyor. Elastikiyet artıyor. Demir, damarların cidarı ee, güçleniyor. Dolayısıyla nihayette beyin kanaması olasılığı azalıyor. Evet. Ee, ayrıca bir şey daha oluyor. Bu düzenli mükereren e, namaz kılığında günde kabaca 80 defa secde varıyoruz. 5 namazda ve Batılı bilim adamı diyor ki Alzheimer asrın vebası ama bir millet var ki onlar şanslı. Onlar Müslümanlar. Çünkü onların iki şeyleri var. Bir, secdeleri. iki okumalara. Evet, secdeler bize alzheimer'e kadar, beyin kanamalarına kadar bir sürü faydalar temin ediyor. Bu tamamen tıbbi bir fayda. Ee, biz tabii bu işe başlarken, e, namazın anatomisini çıkarırken, e, namazın e, yok şöyle şifa şöyle faydalı olduğunu anlamak anlatmak için değildi niyetimiz. Namazın e, lahuti manası, ilahi manasını, e, ahirete olan getirisini daha çok düşünürüz. Ama Allahu Teala hiçbir şey boş yere yaratmaz. Rabbana ma halakta azabatila. Eyvallah. Hocam bu sizin söyledikleriniz şunun için de çok önemli. Sözünüzü kesmemeye gayret ettim. Bir çocuk, bir çocuk ortaokullara, liselere gidiyorum. Çocuklardan bir tanesini hep de soruyorum gittiğim yerde. Sizce bir Müslüman niye namaz kılmaz? Hani hastalığı teşhis edelim ki tedavi ona göre yapalım diye. Çocuklardan enteresan şeyler geliyor. Özellikle ortaokul öğrencilerinden. Bir tanesi bana tam da bu söylediklerinize... Ee, hikmetini anlamamız bakımından dedik hocam biz peşin çalışmayı seviyoruz. Veresiyeyi sevmiyoruz dedi. E yavrum dedim namazın peşine veresiyle ne alakası var? Anlatayım hocam o zaman dedi. Hani siz anlatıyorsunuz da namaz kılınca elde edilecektir. Hep söyledikten sonra hocam diyor bu dünyada bir karşılığı yok ki. Var. Sonra Namazın dünyada karşılığı yok mu? Ben de bunu Nihat Hocam'dan dinlemiştim. E şimdi hocam bunu kitap haline de getirmiş elhamdülillah. Bak var şimdi elhamdül. 10-15 dakikadır hocam sadece abdest ve secdedeki sağladıklarını anlattı ki hani ayet-i kerimede var ya İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi ölüleri nasıl diri yutuyorsun? göster. İnanıyor musun ya İbrahim? İnanıyorum da Ya Rabbi bir de şurası mutmain olsun diye. Şimdi burayı mut mutmain biz Ramazan'ı Allah emretti diye kılacağız. Peygamberimiz kıldı, kıldı diye, kıldırdı diye kılacağız da. Ama şurası da iyice itminana kavuşsun. Ne yaptığımız insan fark edince mesela secdenin bu faydasını bilse, herhalde Efendimizin o secdede kul kiminle sohbet ettiğini bilseydi, asla terk etmez, yani uzatıverin filan bu hadis-i şeriflerle birleştirip, Tadını çıkara çıkara namaz kılacaktık ama bilmediğimiz için tavum mısır kakaladığı gibi oluyor bizimki. Ama hikmet boyutunu bilince Herhalde çok daha farklı olacaktı bu videoyu, videoyu izleyen kardeşlerimiz için. Bir de ikinci bir madde söylüyor ya, Müslümanların virtleri diyor. Virt dediği mükerrer okumalar, tekrardan aynı şeyleri okuma, telaffuz etme. Dikkat edin namaz virtlerden ibarettir. Hem hareketler, figürler hem de kelimeler, kelam. Tekrardan, kelimeler. Mesela rükünlerde Fatiha okunması şartı var. Fatiha'sız namaz olmaz. Evet. Neden illa da Fatiha? Tabi derini manası sizlere bırakıyorum. Orada ısrarla hep aynı şey günde 80 defa okuyunca e, beynimizde aksonlar e, sinirlere çıkan dağlar her bir tarafı dendritler, yollar, ağlar, örümcek ağı gibi var ya. Onlar her defasında aynı noktaya bir işlev, bir işleme, bir e, sentez olmakta. Aklımız, hafızamız bu dendritlerde saklıdır. Tecrübelerimiz, öğrendiklerimiz. Bunlar hep tekrar edilirse uyarılanlar, stimulus deniyor tıpta buna, hep aynı noktalara. Kullandığın kelime diyelim he, he, ise he ağzına çıktığın anda hep aynı noktaya vurur. Besmele B hep aynı noktaya vurur. Aynı nokta vura vura bir ömür boyu. Orası e, demir yolu, raylar gibi sapasağının pırıl pırıl kalır. Eskimez. Kullanılmayan organ tıpta, merkez e, tamir eder, e, iptal olur. E, geriler. Redikte olur. Kullanılırsa, insan bedeni, bütün organlar, beyninden tırnağına kadar gelişir, kuvvetlenir. Sağ ve selamette kalır. Virtler, bu tasavvufta önemi çok büyük bunun. İşte günde şu kadar defa lafzatullah'a söylemeyi hep tavsiye ederler. Şu kadar kelime, şu kadar e, kelime tevhid. İşte onları hepsinin beynimizi, kafamızı sağ ve selamete tutmamıza yarıyor. Bu işin bir yani Mürteşim. anatomik e, boyutu. Bunun gibi neler neler. Yani bütün e, rükünler illa bir yere insan sağlığına, selametine hitap ediyor ki bunları ben şöyle özetliyorum. Ee, her bir rükün e, kişinin hem fizyolojisine hem ruhuna hem beden hem ruhuna hitap eder. Aynı zamanda hem ihtimayı, hem ferdi hayatına aynı zamanda hem dünyevi hem uhrevi hayatına hitap eder. Ve kısacası din haramları helalleriyle, bütün rükünleriyle, figürleriyle, lafızlarıyla, ezberleriyle bizim dünya ve ahiret sağlığımız selametimiz için vaz edilmiştir. Yasaklara gelince yasak olmaları yine bizim sağlığımız ve selametimiz için. hepsi ee, diyelim alkol. Ee, bugün tıp dünyası da en doğusuda en batısında herkeste alkolün zararlı bir şey olduğunu herkes bilir mesela karaciğer kanserinde besale kanserine kadar alkol öyle maalesef ciddi yan etkileri vardır. Ee, sarhoş eder ve sarhoş bir şoför hiç bir polis trafik hiçbir ülke hiçbir kanun affetmez. Ve de sarhoşken işlediği trafik kazası cinayeti cinayet sayar. Efendim sarhoş ne yapalım hükmün düşmez. Bir akis katlanır. eee Dinimizde de öyle. Sarhoşken yani senin inancı, imanın, namazın bile iptal yahu. Sarhoşken namaza yaklaşmayın diye emir var ya. Yani. Ama Bektaşi gibi yapmamak lazım tabii ki bunu. <laughs> Eyvallah. Evet. Neresinden yani baksak? Şey, özellikle siz anlatırken demin o gözümün önüne geldi. Bir de Efendimiz Aleyhisselam mesela e, secdelerinizi çoğaltın diyor ya. Hani ahirette birlikte olmak isteyen sahabe efendimize. Bir de o Hazreti Ali'nin sözü müydü? Hani kul vefat ettiğinde secde ettiği mekanlar ağlar falan diye böyle bir cümle okumuştum. Şimdi sahra yaz şimdi yaz dönemi geliyor. Yazın böyle pikniğe gittik, çayırda çimendeyiz. yalın ayak, eller çıplak. Sizden az önce tarif ettiğiniz gibi o toprakta, yeşil mekanda bir tadını çıkararak namaz kıldığımızda çok ciddi bir tedavi oluşmuş oluyor yani. Şifa oluyor. Bir şifa kaynağında söyleyeyim. Teşehhüdler namazın en pasif hali. Oturuyorsunuz yani. Bir şey yapmıyorsunuz. Ama orada bir şeyler oluyor. varise gitmek üzere olan, varisleşecek olan damarlar hizaya giriyor. Damarlar toplar damarların içinde yarım kapaklar vardır yukarıdan aşağı kan bastı kanın e, aşağılara kaymasını akıp gitmesini önemli ölçüde onlar önler. E, fakat e, ısrarla hep ayakta kalanlarda veya da kapakları doğuştan arızalı olanlarda sonunda varis gelişebiliyor. Ancak teşebbütler kurtarıyor. Hmm. Teşebbütler sırasında e, toplar damarlarda ayaktayken dur, birikmiş olan kan gerisin geriye gönderilir. Sırf orada sıfır dereceye dizler katlandığı için. Bakın büyük bir avantaj bu. İkincisi e, biliyorsunuz diz ekleminde menisküs yırtılması başta olmak üzere diz hastalıkları, kireçlenmeler çok fazla ve çok sık diz ameliyatları geçiriyor insanlar. Eğer çocukluğundan itibaren bu insanlar e, teşeğütü bilseler, belleseler Usulen adet olarak ama bilhassa namaz olarak. Bu imkanı fark etseler, veliler bunu fark etseler. Çocuklarını biraz zorlatsalar, inanın ki ileriki ameliyatlar, diz, eklem, şunlar yok olacak. Bizim ailedeki erkeklerin hiçbirisinde diz olayı, ameliyatı, menisküs yırtılması olmadı. Neden? Rahmetlik babam bizi ne zaman yerde otururken görse toplu ayaktan altına al derdi. Her sofraya oturunca mutlaka diz oturturdu biz. O zaman benim de zoruma gidiyordu. Katlanması zor bir şey. İşte yemekte 45 dakika oturacaksın. Yıllar sonra yıllar sonra anladık ki meğer babam e, bilerek bilmeyip bir doğruyu bize emrediyormuş. Tahiyatlar bize bunu mecburen yaptırıyor. Günde kaç tahiyat? 40 tahiyat var. Yani 40 tahiyat. Evet. Hepsinde oturuyoruz yani. yani. Yani en pasif halinde bile Tabii bir de tahiyyat sırasında diz eklemleri, ne kıkırdakları, e, oradaki gerilme, esneme, sıkışma sayesinde e, çok daha iyi kanlanıyor, besleniyor. Menisküs denilen kıkırdak dokunun damarı yoktur. Bunlar emme, basma, tuluba gibi sıkıştırma ile, çekme ile, vakumlama ile e, çalışırlar, beslenirler. Steşevit'te müthiş bir vakumlama oluyor. Ve diz ekleminin içine besin, besleyici sıvılar geliyor. Bunun adı sinevyal. Sinevyal sıvıdır bu. Sinevyal sıvının bu insanlarda ben ee, daha uzun süre en yaşlılık dönemlere göre kurumadığını öylece korunduğuna inananlardan. Ama bunu ortopedisten sormak gerekir. E, bir e, Varis konusunda Avrupa çok şanssız. Avrupa milleti insanında varis çok yaygın. Ama Türkiye'de o kadar yaygın değil. Her ailede e, bir tane ya vardır ya yoktur yani. Ama Batı'nın belki yüzde sekseninde varis vardır. Çünkü onların namazları, çünkü onların teşevütleri yoktur. Adet olarak da yoktur. Japonlar şanslı olabilir. Evet. Onlar adet olarak teşevüt var onlarda. E bizim şimdi hocam hani düşünsenize dergahlarda ya da camide cuma namazında Ramazan ayında efendim sohbetlere gidip hadis çöküp e, oturanlar filan mesela bazı büyüklerimizi ben hatırlıyorum yüz küsür yaşında öyle sohbet önce oturur yarım saat 40 dakika hiç böyle kımıldamadan e, oturuyor ve dediğiniz gibi o birçok bir terapi oluyor. Evet evet. Evet. Mesela hiç bunu bilmiyordum. Buruna tekrar geri dönmek istiyorum. Buruna su vermek. Ee, ayette yok. Gusülde farz. Ama Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem e, suyu burnunuza dimağınıza kadar çekin. Bunu bana dima beyin demektir. Yani neredeyse beyninize kadar çekin ve kuvvetle sümkürün. Olur ki şeytan orada yuvalanmıştır. Yuvasını bozur manasını söylüyor. Şimdi e, bir bilim adamı, bir kulak burun bazı e, grubu bu sümkürmenin nedir yani ne, ne mana gelir bir anlamı var mı diye bir çalışma yapmışlar. Şunu bulmuşlar sonunda. Hızla sümkürünce burnun içinde dışarı yönde 120 kilometre hızla esen bir rüzgar meydana getiriliyor. Ve o rüzgarla birlikte sinüslerden burnun içinde sağından solundan dışarıya atılan mikroplar parçalanarak çıkıyor. Burnun içinde bir sürü kıvrımlar var bir de kıllar var. Bakın kılın bile burnun içindeki görmediğimiz kılların bile bir nimet olduğunu öğreniyoruz. Ve dışarıya atılan atığın o sümün dahi e, önemli manada e, e, mikroptan arındırıldığı vakası var. Ayrıca burnumuzda sağında solunda ve alnımıza 7 adet sinüs denilen boşluklar vardır. O sinüsler bizim ses tonumuzu ayar eder. E ayrı, her insanın ses tınısı ayrıdır. Ee, tınıyı veren, frekansı veren, ses e, e, özelliği özelliğini yaratan yapan o sinüslerdir. Sinüsler hastalanabilir. Sinüzit dediğimiz durum meydana gelir. Sinüzit'in de önlemi de tedavisi de yine o kuvvetli sümüklemelerdir. Sümkütün de var ne varsa çıkıp gidiyor. Ee, evet, yani bir de hilalleme işi var. Diyor ki Allah Resulü e, el ve ayak parmaklarınızı hilalleyerek yıkayın diyor. Neden hilalleyin? Yapılan çalışmalarda insanın parmaklarında hem el, ayak, hem, el hem ayak parmak arasında yine reseptörler olduğu ortaya çıkarılmış ve bunlar bu sıvazlama ile harekete geçirildiğinde oradan beyine giden yollar ve beyinle uyaran uyarmalar meydana geldiği anlaşılmış. Mesela ayak parmakların başı ovuşturulunca beynin en dış kabı olan kortekse giden yollar olduğu görülmüş, bulunmuş. Ee, parmakların gövde kısmı ovuşturulunca e, talamosa beynin bir başka merkez grubu uyarılar gittiği radix dediğimiz parmakların, el ve ayak parmaklarının kökleri de ovuşturulunca hipotalamus bölgesine yolların gittiği ve bu uyarılmayla yine beynin tepeden tırnağa, dış kabuğundan en derinlerine kadar ayıktığı, uyandırıldığı ispat edilmiş. Buna refleksoloji bilimi denmiş. Ve birçok hastalıkların tedavisi bu yollaşım yapılabiliyor. Biz bunu Türkiye'de akupunktur olarak biliyoruz. Da. Akupunktur da böyle bir şey. Refleksoloji bir ilerlemiş adımı. Yani her bir rüknün, lafzın, figürün ciddi manaları var. Hocam bu kitap yazılmaya değer Okunmaya da değer. Kıymetli kardeşlerim, Profesör Doktor Nihat Bengis hocam ilahiyatçı değilim kendisi de az önce bana ben uyardı programa girerken ilahiyatçı hocalarımızın efendim hakkına tecavüz etmeyelim bir tıp doktoru olarak hekim olarak bir genel cerrah olarak hocalarımız tabi yıllardır e, İslamı yaşamaya gayret eden ta çocukluğundan beri bir aileden de geldiği için yaşayadığını hissettiğini ilmi bilgilerle de böyle e, birleştirince çok tatlı bir şey geldi ben hiç gördüğünüz gibi araya girmemeye gayret ettim. Nefes keserek dinledim ki insicamı bozmayayım diye. Sadece abdest ve namazda bir iki noktaya dokunduk. Yarım saat bitmiş arkadaş işaret ediyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz varsa onunla bitirelim. Bir de kuzaklara biraz değinmek istiyorum. Akupunktur dedik ya. Evet. Günde beş defa abdest alan bir insan aslında farkında olmalar refleksoloji artı akupunktur tedavisi yapıyor. Biliyorsun akupunktur e, merkezimiz, aygıtımız kulak sayvanlarımızdır. Kulak sayvanlarımızın içi ve dışı abdest biliyorsun bir sıvazlanıyor. Evet. O bir akupunktur tedavisidir. Orada mideye, beyne birçok yollar gidiyor. Ha bu yollar bir kısmı ispat edildi, henüz bir kısmı ispat edilmedi ama deneme yanılma yöntemiyle anlaşıldı ki her organ her bir nokta diğer noktalarla irtibatlı. Bu beyindeki biliniyordu beyindeki bir nöron 10 bin başka bir nöronla irtibatlı. Ama kulakların sinirleri bile aynı şekilde 10 binlerce başka e, yollara nöronlara bağlı. Evet bugün akupunktur tedavisi inkar edilemez. 5 bin yıllık bir tedavi muayiyeti tam yanlışlamadı ama neticeleri belli. Elhamdülillah. O da namazda, abdeste Elhamdülillah. tezahür ediyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah kıymetli dostlar e, profesör doktor Nihat Bengi hocamda. Efendim e, tabip gözüyle ibadete, namaza, özellikle abdese dokunduk. Hocamda inşallah yine istifade etmek istiyoruz. Ben çok istifade ettim. Umarım sizler de istifade etmişsinizdir. Allah için biz namazımızı kılıyoruz ama kalbimizi de mutmain edecek muhteşem nimete dünyadayken öğrencinin ifadesiyle peşin Allah'ımızın bize ikramı olduğunu gördük. Rabbimiz kendisine layık olduğu bir şekilde ibadet edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim namazsız koymasın bizleri.